Selamlar, merhabalar sevgili canlarım. Evet, yeniden Hay Nefes'le birliktesiniz. Biraz önce biraz teknik aksaklıklar oldu. O yüzden şu anda sevgili Zenimey bizlerle. Ve bu akşam benim için çok özel gerçekten sevgili canlarım. Hay Nefes olarak salı günleri nefesle ilgili programlar yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün de sevgili Zenimey benim özel konuğum oldu. Ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi. İlk defa Türkiye'ye geldi. Ve Süper 7 TV'nin sponsorluğu ile birlikte ve şu anda 6 platformda canlı yayınlarla izleniyoruz. Bütün canlarımızla birlikte izliyoruz. Ve şu anda şimdi canlarım sevgili Barış ve Sevgi İlçisi, Meditasyon Ustası, sevgili Zenimey bizlerle. Şu anda ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da sizlerle birlikte paylaşıyorum. Ve şu anda diyorum ki sevgili Zenimey, Türkiye'ye, ülkemize ve kalplerimize hoş geldiniz. Bunları devam. Bienvenue. Bu program bu soir. Nous sommes très honorés de vous accueillir comme invité. Elle a présenté que vous êtes spécialiste de méditation et très connue et c'est un honneur pour nous d'avoir cette chance de que vous êtes ici. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager cette interview. Merci. Sevgili İremciğim, şimdi sevgili Renemey'e şunu sormak istiyorum. İlk defa Türkiye'ye geldi ve Anadolu'ya geldi. Şu anda ilk izlenimlerini öğrenmek istedim. Türkiye ile ilgili ilk izlenimleri neler acaba? Quelles sont vos premières impressions de la Turquie? C'est comment d'être en Turquie pour la première fois? Alors, ma première impression, c'est de sentir une grande histoire en Turquie. C'est ma première impression, une grande histoire, très grande. Ok. Gerçekten çok büyük bir hikaye hissediyorum dedi. Une grande et belle histoire. Çok güzel bir hikaye hissediyorum dedi. Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire avec histoire? C'est comment de sentir l'histoire? Ben, je pense que la Turquie a eu un grand changement avec cet homme Atatürk. Oui. À ces années, je pense qu'il y a eu un grand pas de fait dans le modernisme oui. Dans tout. Et ça se sent. Oui, évidemment. Oui. Türkiye'de büyük bir tarih hissediyorum ve bu Atatürk sağ olsun dedi. Onun Türkiye'yi ne kadar modernleştirdiğini, ne kadar etkisini olduğunu çok iyi şekilde hissedebildim dedi. Çok güçlü bir değişim hissettim dedi. Evet, gerçekten biz de bu izlenimleri duymaktan keyif aldık. Türkiye'nin bu alanına gelmek, buraya gelmek nasıl bir düşünceyle ve sevgiyle geldi acaba? Vous êtes arrivé avec quel sentiment, quelle pensée en Turquie? C'était comment? Qu'est-ce que vous avez pensé avant et maintenant vous vous sentez comment? Non, je sens des gens très agréables, très gentils. Qui cherchent à aller de l'avant et qui essaient au niveau spirituel de transmettre un grand message pour moi. Yani çok güzel bir histedi ve bu bilincimi sizle paylaşmak için de benim için çok özel bir histedi. Evet, çok teşekkür ediyoruz Benime'ye. Söyleyebilirsin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Evet. Sevgili Zenimey'i filmiyle tanıdık. O filmi izledik. O filmdeki meditasyon çalışmaları, meditasyonuyla sonra suyun altında 20 dakika
kalbini durduruşuyla inceledik ve biz onu bir mucize olarak şu anda görüyoruz karşımızda. Ondan dolayı da çok şanslı olduğumuzu da söylemek istiyorum. Onu da bildirebiliriz canım. Pour nous, c'est une grande chance. On a aussi regardé votre film, vos séquences de méditation sous l'eau. Et pour nous, c'est un grand miracle. Et voilà, c'est vraiment une grande chance pour nous de vous avoir ici. Voilà, c'est la Tu vas bien? Oui, vous m'avez entendu? Non, ça a coupé. Ah, c'était coupé? D'accord. Là, oui, maintenant, oui. Ok, maintenant, ça va. Ça va, oui. Maintenant. Elle a dit, on a regardé votre film et vos séquences de méditation. Et aussi, quand vous étiez sous l'eau pendant 20 minutes. Et pour nous, c'est un grand miracle. Et on a de la chance de vous avoir ici. Non, j'essaie d'enseigner aux gens comment on contrôle les organes de son cœur, de son corps. İnsanlara vücuttaki organlarımızı nasıl kontrol edebiliriz onu öğretmeye çalışıyorum dedi. Evet. Benimle ilgili de şöyle Fatma Birgül olarak nefesle ilgileniyorum ve o yüzden de Renime'in o çalışması beni çok etkiledi. Ve bunun üzerine de nefesini nasıl kullanarak kalbini durdurabildiğini çok merak ediyorum. Alors elle fait des séances de respiration pour l'esprit et le corps et c'est pour cela qu'elle était fascinée par vous et elle a demandé, elle a posé la question comment avez-vous utilisé la respiration pour contrôler votre corps. Alors, ça demande quelques années de préparation, bien sûr. Oui. Mais il faut arriver à contrôler le système nerveux, le système nerveux automatique. Tu vois ce que je veux dire, non? Non, vous pouvez préciser. Il existe le système nerveux central et il existe un système nerveux automatique. Automatique, ça veut dire que ton cœur sonne, il bat seul, il est autonome, automatique. Ta respiration, c'est automatique. Et bien, c'est par lui qu'il faut passer. Ah, c'est lui qui peut contrôler. Ok. Nefes sistemi otomatik bir sistem dedi. Onu kontrol etmeyi öğrenince oluyor dedi. Onun üzeri yani otomatik sistem üzerinden oluyor dedi. Ama uzun bir süreç hazırlık gerekiyor dedi. Evet tamamen nefesi o zaman izleyip nefesin tamamen derinleştirip doğal nefesle birlikte oluyor evet. Diye düşünüyorum. Evet, hücrelerimiz bizimle konuşuyor mu? Elle a posé la question si nos cellules pourraient parler avec nous. Les cellules aussi parlent, bien sûr. Elles expriment de l'émotion. Oui. Hücrelerimiz duyguları ifade ediyor, bizimle konuşuyor dedi. Evet. Peki o zaman biz her zaman hücre nöronların yani o akıllı hücrelerin yalnızca beynimizde olduğunu düşünüyorduk. Şimdi fark edildi ki bunlar hem kalbimizde var hem de bağırsaklarımızda var. Duygusal hücrelerimizle ilgili bize neler söyler acaba Remi'de? On a toujours pensé que notre cellule c'est justement dans nos cerveaux, mais on a constaté c'est aussi dans nos cœurs. Et les neurones aussi. Les neurones aussi. Neurones. Et elle a dit que comment c'est possible et ça nous affecte de quelle manière. Il faut
Le meilleur moyen, c'est d'apprendre à aimer les autres pour nourrir ses cellules et ses neurones. C'est apprendre à aimer les autres. OK. Bizim nöron ve hücrelerimizi güzel bir şekilde çalışması için en önemli şey başkalarını sevmekle başlar dedi. Onu öğrenmemiz lazım dedi. Ondan sonra o bizim kalbimizdeki nöronları yani temizliyor dedi. Sevgi temizliyor. Evet, sevgi temizliyor dedi. Sevgi üzeri. Peki o zaman sevgiyle ilgili konuşalım. Sevgi için bize Reni May ne söyler acaba? Ona göre sevgi ne acaba? Çünkü kendimizde olan sevgi var ve o sevgi bizde açıldıkça evrensel bir sevgi oluşuyor. Ben çok merak ediyorum Reni May'in sevgi için ne söyleyeceğini. Elle aimerait bien avoir votre regard concernant l'amour universel, mais aussi l'amour dans nos cœurs et l'amour qui impacte nos environs, nos entourages. Il faut accepter les autres comment ils sont. Il ne faut pas chercher à les changer. Il faut accepter les gens comme ils sont. Et la nature pareil. İnsanları ve doğayı oldukları gibi kabul etmemiz lazım. Onları değiştirmemeye çalışmamız lazım. Onunla başlıyor dedi her şey. Kabul etmek üzere. Yani kendimizi nasıl ki olduğumuz her halimizle kabul ediyorsak, o zaman dışarıdaki var olan her şeyi de oldukları gibi her halleriyle kabul etmeliyiz. Evet. Elle a dit comment nous acceptons nous-mêmes, c'est aussi la même chose avec notre entourage, d'accepter les autres. Oui, mais accepter les autres, c'est très difficile pour l'être humain. Ouais. Parce qu'il a toujours un jugement. Il faut arriver à se débarrasser du jugement. Evet. Yani çoğu zaman insanları yargılıyoruz dedi ve bu yargılamaktan uzaklaşmak lazım dedi. En çok bu zorluk yaratan o, durum dedi. Evet, tam da ben de oraya geliyordum sevgili İrem. Hayat aslında sade ve basit. Biz insanlar yaşamı zorlaştırıyoruz. Acaba biz insanlar neden kolaylığa değil de zorluğa ya da negatifliğe odaklanıyoruz? En fait, c'était la même chose ce qu'elle a voulu dire. La vie est en fait facile, mais pourquoi est-ce que les êtres humains la rendent plus difficile? Au lieu de se focaliser à la facilité, pourquoi ils cherchent à se focaliser sur les difficultés? C'est ce qui fait le monde, la différence des uns et des autres. C'est ce qui fait le monde. On est différents et c'est beau. Hayat böyle dedi. Biz farklıyız dedi ve insanlarda bu bir hayatın bir parçası dedi. Evet, hayatın parçası ve gerçekten de öyle. Biz insanlar onlarla birlikte de ilerliyoruz. Evet. Yani artı ve eksilerimizle hayatta ilerliyoruz. Oui. Elle a dit avec nos défauts et avec nos qualités. Qualité, on apprend à avancer dans la vie. Si, mais il faut se poser des questions. Il faut chercher à avancer. Oui. Ama ilerlemek için soru sormak lazım, kendini geliştirmek lazım dedi. Evet, merak etmek lazım ve sormak lazım. Sevgili İremciğim, sevgili Renime'ye bir de şifa konusunda. Ona göre insan kendi kendini şifalandırabilir. Yani hani bunun üzerinde mesela ben kendi üzerimde o göğüs kanseri geçirdim ve onun üzerine kendimle ilgili çalışmalar yaparak daha rahat bir şekilde kolaylıkla bunu geçirdim. Ve bütün canlarımız yani bütün insanlar bunu fark edebilirler. İnsanlar kendi kendilerini şifalandırma gücüne sahip mi? Elle a eu le cancer, mais avec la séance de respiration, elle est arrivée à se guérir. Et elle a posé la question si l'être humain est capable de se guérir soi-même. Cela s'appelle de la médecine émotionnelle.
duygusal medisin bu demek dedi. Yani duygusal ilaç dedi. Onun üzerinden iyileşilir dedi. Placebo, c'est l'effet placebo, vous voulez dire? Non. Médecine émotionnelle signifie, ça veut dire qu'on travaille avec notre émotion. Ah, d'accord. Yani demek biz kendi duygularımızla aktif bir şekilde çalışıyoruz dedi. Bu da iyileşmemizi sağlıyor. Evet. Yani kendimizle ilgili olan negatif olsun, pozitif olsun bütün duygularımızın dengeye gelme haliyle aslında şifalanıyoruz. Evet. Elle a dit en équilibrant nos sentiments, c'est possible de guérir. Mais il faut trouver un équilibre, elle a dit. Ce qu'elle a fait là, pour se soigner, dis-lui. Ce qu'elle a fait pour se soigner, oui. Répète-lui. Dis-lui. Excuse-moi, vous avez dit quoi? Je lui dis, dis-lui. Ce qu'elle a fait pour se soigner, cela s'appelle de la médecine émotionnelle. Oui. Yani sen kendini iyileştirmek için duygusal ilaç yaptın dedi. Evet. C'est parce qu'elle a contrôlé son système nerveux automatique. Ah, c'est pour ça. Evet. Duygusal hücrelerini otomatik kontrol etmeyi öğrendin dedi. O şekilde iyileştin dedi. Avec sa respiration. Nefesle. Et en faisant très attention à ce qu'elle mange. Bir de ne yediğine dikkat ettiğin şekilde. Alors nos cellules sont affectées par la nourriture aussi. Bien sûr, très important. Très important. Yediğimiz çok önemli, bizi çok büyük bir şekilde etkiliyor dedi. Yani ne aldığımız, ne nefes aldığımız, vücudumuza ne verdiğimiz dedi. Evet, yani şimdi biz bedenimize baktığımız zaman o zaman bütünsel bir şifa alıyor. Yani bütün olarak yiyeceğimiz, içeceğimiz, nefesimiz, sporumuz, düşünceler, duygular hepsi tamamen bütünsel olarak düşündüğümüzde o zaman aslında hani şifa yalnızca bir organın şifalanması değil de bütün alanın şifalanması. Hı-hı. Elle a dit la guérison de se soigner c'est un système complexe. C'est pas juste les organes, mais ça commence par tous, la nourriture, nos pensées, tout connecté en fait. Ce qu'on pense, beaucoup d'émotions, si c'est vrai. C'est la médecine émotionnelle, c'est la nouvelle médecine. Evet, yani düşüncelerimiz de çok önemli dedi. Evet, düşüncelerimiz çok önemli. Düşünceler, düşünce, duygu, davranışlarımız ile aslında biz yaşamımıza yön veriyoruz. Düşünce ve duygularla, davranışlarla birlikte de aslında hem hastalığı oluşturuyoruz ya da onları dengeye getirdiğimizde de şifayı oluşturuyoruz diyebiliriz o zaman. Evet. Elle a dit on contrôle notre vie avec nos pensées et comme ça c'est on arrive à se soigner, à être guéri et c'est comme ça qu'on change. Avec notre pensée, on contrôle notre destin. Pareil. Ah oui. Düşüncelerimizle kaderimizle yani kaderimize de yön veriyoruz dedi. Evet. Sevgili Renime'ye nefesle ilgili de sormak isterim. Nefes hakkında ne düşünüyorsun? Qu'est-ce que vous pensez de respiration, de la respiration? Votre opinion, c'est quoi exactement par rapport à ça? C'est très important. C'est le plus important. C'est la plus importante, vous direz? Et en önemlisi nefes dedi. Oui. Hi nefes. Oui. Elle est coach pour la respiration. C'est pour ça pour elle. C'est une très bonne coach. Une très bonne coach. Merci. Sen çok yani. Dis-lui qu'elle va écrire un livre. Elle doit écrire. Bunun üzerinde kitap yazmalısın dedi. Yani en önemlisi nefes üzeri dedi. Evet. Nefesle ilgili
10 yıldır nefesle ilgileniyorum ve nefesin yalnızca alıp vermek değil, nefesin kutsal olduğuna inanıyorum. Elle a dit, ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de ce du fonctionnement de la respiration. Et pour elle, elle a dit, c'est un grand miracle. C'est vraiment quelque chose de particulier, très particulier. Et ça, elle veut vraiment souligner. Oui, c'est vrai, elle a raison. Très important. Evet. Dinliyorum İremciğim. Evet, bu çok önemli dedi. Gerçekten önemli. Bir soru daha sormak istiyorum sevgili Renime'ye. Ve şu anda çok heyecanlı olduğumu, çok sevindiğimi, Renime ile şu anda burada program yaptığım için çok şanslı olduğumu ve Süper 7 televizyonun ve şu anda binlerce kişinin bizi izlediğini de söyleyebilir misin? Herkes şu anda Renime'yi canlı olarak birkaç alanda izliyor şu anda. Elle est très très excitée. Et moi pareil, pour moi c'est vraiment une honneur et je déjà ressens votre énergie unique et aussi il y a 1000 gens qui sont en direct avec nous et eux aussi ils se sont vraiment honorés et elle a voulu dire ça encore une fois pour nous, c'est vraiment une grande chance. Dis-leur que s'ils veulent avoir une vie un peu plus, une vie plus longue, dis-leur de ralentir sa respiration par minute. Ralentir la respiration par minute. Dede, insanlar hayatını uzatmak istiyorsa her dakika nefesini yavaşlattırması lazım dedi. Yani nefes dakika üzeri hep sakin şekilde nefes almak çok önemli. Hayatı en iyi şekilde kalite en yüksek kalitede yaşamak için. Şu anda ben o kadar mutluyum ki. Ils ont une meilleure santé. Ve bu nefesle sağlıkları da yüksek şekilde düzelir dedi yani. Evet, benim şu anda çok mutlu olduğumu söyleyebilir misin bir kez daha İremciğim? Elle est vraiment contente. Parce que c'est le travail qu'elle fait au quotidien. Et d'ailleurs, elle est aussi mon coach. Depuis un an, on fait de la méditation ensemble avec des techniques de respiration. Ça a aussi changé mon esprit moi-même, je peux souligner. Et pour elle, c'est aussi un grand preuve que vous avez aussi dit que c'est comme ça. Pour elle, c'est vraiment... Dis-lui qu'elle va aller en Europe dans pas longtemps, dans un autre pays, faire son travail. Elle doit faire son travail dans un autre pays aussi? Non, elle va aller en Europe faire des classes. Ah, ouais. Vous conseillez ça à elle? Non, elle, c'est ce qui va se passer, je suis voyant, c'est ce qui va se passer. Ah! Ha, o dedi, o hissediyor, görüyor dedi. Siz Avrupa'ya gidip daha büyük seanslar vereceksiniz. Öyle hissiyat almışsınız. Evet. Ay çok güzel, harikasınız. Şu anda o kadar heyecanlıyım, o kadar duygulandım ki inanılmaz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şükrediyorum. Gerçekten benim için şu anda inanılmaz anlar. Bu inanılmaz anlarda bu inanılmaz sevgimi ve sevincimi ve coşkumu şu anda sizlerle paylaşıyorum bütün canlarım. Sevgili Renime, çok 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 teşekkür ederim bizlerle olduğun için ve bizim ülkemize, Türkiye'ye, Anadolu topraklarına geldiğin için güzel enerjini, bu güzel kalbini bizlerle paylaştığın için siz demiyorum. Çünkü hepimiz bir nasıl söyleyeyim, hepimiz bir beden olarak görüyoruz birbirimizi ama hepimizin içinde şurada kalbimiz var ve kalbinizin içindeki ışığı hissediyorum ve size tekrar teşekkür ediyorum. Elle sent lumière dans son cœur.
la lumière, l'énergie et tout ça, c'est, vous avez brillé cette énergie, cette lumière chez elle, mais aussi chez moi. Moi, je veux être prof de français. Et pour moi, c'est aussi une très bonne énergie. Et nous sommes vraiment contents d'avoir cet échange avec vous. Merci. Choc, choc, choc. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Harika bir günümüz oldu gerçekten. Sevgili canlarım, şu anda o kadar gerçekten heyecanlı ve mutluyum ki sevgili Renime ile birlikte olduğumuz için. Daha aslında o kadar çok soracağım sorular var. Onun o akışından bizlere neler gelecek ama şu anda vaktimiz bu kadar. O yüzden de son bir soru daha sorup ondan sonra programımızı kapatacağız ve sevgili Renime ayrıldıktan sonra da ben Renime ile ilgili Türkiye'de olacak o programı tekrar sizlerle paylaşacağım. Tabii ondan öncesinde sevgili Renime'ye bir soru daha sormak istiyorum. Avant de finir le programme. Une seconde, elle a une dernière question à vous poser. Bien sûr, bien sûr. Evet, bir sorum daha var son olarak. Korkularımızın ötesine gidebilir miyiz? Kendi kahramanımız olabilir miyiz? Elle a posé la question, est-ce qu'on peut surmonter nos peurs et aussi être libéré de nos peurs? Ce sont nos croyances qui nous limitent, toutes nos croyances. Mais on peut changer ça? Oui, bien sûr. Il faut entrer dans l'acceptation, simplement. Apprendre à vivre avec l'acceptation. En önemlisi hayatı kabul etmekle başlıyor dedi. Kabule geçtiğimiz anda dedi, korkularımızı yenip onlardan yani hafifleşebiliriz dedi. Evet. Aynen, ben de katılıyorum. Çünkü bununla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz ve kabule geçtiğimiz zaman bütün yaşanmışlıklardan ve korkulardan özgürleşebiliyoruz. Evet. Sevgili İremciğim, sevgili Renime'ye tekrar programımıza hay nefese konuk olduğu için çok çok teşekkürlerimi söylemeni istiyorum. Oui, elle vous remercie encore une fois d'avoir participé. Merci de toi. Avec grand plaisir. À bientôt. L'énergie est immense. Şu anda burada muhteşem bir enerji var. Et tu vas être professeur de français, tu vas voir, oui. Ça va marcher. Oui, ça va marcher. Tu vas voir ce que je te dis. Tu Merci. Vas, dans pas longtemps. À moi, à bientôt, au revoir. À bientôt. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Renime'ye ve sanıyorum süremiz bitti mi sevgili yayın ekibimizdekiler, teknik ekip arkadaşlarım? Evet, bitti. Tamam. Evet canlarım, güzel, enerji dolu, harika bir buluşma oldu diyebilirim. Tabii ki daha heyecanımız vardı bizim ama ben Renime'yi gördüğüm andan itibaren bütün heyecanım kayboldu. Gerçekten heyecan yok şu anda bende. Yalnızca sevinç var gerçekten. Çok güzel enerjisi vardı. Evet, duyduklarım da beni çok mutlu etti. Kitapla ilgili ve Avrupa'da, dünyanın her yerinde evet, nefes çalışmaları yapacağız. Benim hayalim de o zaten canlarım. Sevgili Renime'ye programımıza katıldığı için tekrar teşekkür ediyorum. Ve onunla ilgili programı şu anda tekrar bütün canlarıma bildirmek istiyorum. Evet, tekrar bu konuda bilgilendirmek isterim bütün canlarımızı. Evet, güzel bir yayın oldu değil mi İremciğim? Evet.
Evet, çok doğalız. Kendimiziz. Kendimiz olmak gerçekten güzel. Ve nefesle ilgili duyduklarım da beni daha çok heyecanlandırdı. Doğru yolda olduğumun farkındayım. Çünkü nefese aşığım ve nefesin kutsallığına inanıyorum. Nefesin bizlere çok büyük katkıları var ve biz bu katkıların farkında olalım diye de Süper 7 TV kanalımızda her salı program yapıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyum ve bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Evet, şu anda sevgili Renime ile ilgili, Renime'in programı ile ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum canları. Ve onun ardından da programımızı kapatacağız. Evet, bugün bizlerle oldu, ayağının tozuyla bizlerle oldu sevgili Renime. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve 16 Aralık Türkiye saatiyle 11.00'da Limak Otel'de olacak. Kavacık İstanbul'da. 17 Aralık Türkiye saatiyle 16.00'da Novinpek Otel'de Alsancak İzmir'de olacak sevgili canlarım. Evet, devam ediyorum. Tekrar bildirimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. 18 Aralık'ta Güzel Bahçe'de İzmir'de olacak kendileri. 19 Aralık'ta Taksim İstanbul'da olacak. 18 Aralık Güzel Bahçe'de ilk önce tabii ki barış mesajı verilecek. Onun ardından da meditasyon çalıştayı yapılacak. Yine 19 Aralık'ta Taksim'de, İstanbul'da yine etkinlik düzenlenecek ve onun ardından da yeniden çalışmalar yapılacak. Ve saatlerini de sizlere bildirmek isterim sevgili canlarım. 16 Aralık saat 11'de İstanbul'da basın toplantısı Limak Orozia Otel'de Kavacık'ta, tekrar söylüyorum. 17 Aralık'ta saat 16.00'da İzmir'de basın toplantısı olacak. Mövenpik Otel Sancak'ta. 22.00'da Renime ile Özden Kurnaz canlı yayın yapacak. Ve 18 Aralık'ta yine Renime etkinlik var ve Güzel Bahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde İzmir'de saat 10.30'da ücretsiz olan bir çalışma barış mesajı verilecek. Burada onun ardından da saat 16'da meditasyon çalışması yapılacak ve barış mesajları verilecek. 19 Aralık'ta Renime ile yine İstanbul'da Grand Özkank Otel Taksim'de yine saat 10.30'da barış mesajı verilecek ve ücretsiz olarak bütün canlarımız oraya gelebilirler ve onun ardından da saat 16'da yine meditasyon çalıştayı yapılacak ve onun ardından da sevgili Renime'in programı tamamlanacak ve tabii ki şu anda belki değişiklikler olabilir. Onu da şu anda bilmiyorum. Sevgili teknik ekipteki canlarımız onları da bizlere daha sonra bildirecekler. Evet sevgili canlarım. Heyecanlı olan güzel programımız hepimizin güzel enerjisiyle birlendi. Ve hepimiz bu ekranlarda toparlandık. Bütün izleyicilerimize, bütün katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Renime'ye de tekrar teşekkür ediyoruz. Onu da İstanbul'a geldiği için ve burada o güzel enerjiyi bütün canlarımızla birlikte birleyecekleri için de sevgiyle hepsine selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili İremciğim, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Seve seve. Evet, harika bir çalışma oldu. Sevgili İrem de benim canlarımdan, benim öğrencilerimden birisi. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili İrem'ime. Sevgili canlarım, evet, hay nefes olarak güzel bir çalışma yaptık. Ve şimdi hepinize sevgiyle, aşkla iyi akşamlar diliyorum. Ve
Salı günü tekrar Hay Nefes'te görüşmek üzere. Ve nefes almayı unutmayın canlarım. Bakın Remy May nefesle ilgili neler söyledi. Demek ki gerçekten doğru yoldayız. Zaten nefesimiz bizim için en güçlü, en güzel gıda. Bütün enerjimizi biz oradan alıyoruz. Dedikten sonra programımızı kapatıyoruz. Sevgiler sevgili canlarım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.